3 Ekim'den itibaren il ve ilçe kongre süreçleri başlayan İyi Parti'de Ödemiş'te kongre heyecanı yaşandı. Tek liste olarak seçime giren mevcut Başkan Güven Kılıç yeniden başkan seçildi. Ödemiş Belediyesi nikah ve kongre düğün salonunda saat 11'de başlayan kongreye yoğun bir katılım vardı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi. Ben de bir İstanbul'dan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gelecek 100 yılı anlatan bir vizyon açıklaması oldu. Bu hepimiz adına geleceği belirleyen bir reçete sunmak gerekiyor. Burada altını masa deniyor, ben kurucu oldum. Masadaki sohbet de görüyorum. Bence altını bir cesur yürek var. Her türlü baskıya rağmen, her türlü yönetimlere rağmen alan verilmeden, salon verilmeden Türkiye'yi doğacak altını cesur yüreğinde burada yürekten koyuyorum. Yeni bir yol çizip ve bu yolda Millet İttifakı doğrultusundaki çalışmaların halkı içinde büyük bir gerek görmesinden büyük bir şekilde duyuyoruz. Hangi afiyet olursa olsun hep geldiler. Ama öyle bir şey yapmak ki birkaç puan değil, 5-6, 10 puan fark yaratabilecek çalışmalarla biz genel başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmaları taşlandırmak zorundayız. Bunu da başarabileceğimizi yönetim inanıyorum. Yapılan bu kongrenin İYİ Parti ailesine iyilikler getirmesini diliyorum. Yeni seçilecek olan arkadaşlarımıza görevlerinden başarılar diliyorum. Sizin başarınız, sizlerin bu özverisi sizlerin de başarısı olacaktır. Birlikte daha güzel günleri yaratma duygularıyla hepinize ilçe adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ise konuşmasında şunları belirtti. Sevgili partilerimiz, sevgili demişler. Bildiğiniz üzere ülkemiz çok zor günlerden geçmektedir. Bu zor günler bizi biz yapan değerlerin öne çıktığı ve hepimizin tek yumruk olmasının gerektirdiği, birlikten kuvvetin doğduğu bir dönemi işaret etmektedir. Bu vesileyle konuşmuş olan Millet İttifakı ve Altılı Masa ekibi olarak Türkiye'nin güzel yarınları için nereye gerekiyorsa yapmaktayız ve büyüklerimizin de talimatlarıyla önemli bir seçim harifesinde tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. İnşallah gününde ya da ülkeye bulacak olan ilk genel seçimde ülkemizi yönetecek olan liyakatlı kadroları, ülkesini, vatanını karşılıksız seven yöneticileri iş başına getirmek en öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle kurultayın başta Ödemiş'e ve bölgemize ve tüm ülkemize iyilikler, güzellikler getirmesini diler. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarız. İYİ Parti İlçe Başkanı Güven Kılıç yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Değerli davranışları, Milliyetçi, Kalkınmacı, Demokrat Partimizin demokratik usuller uygun her kongresi siyasi geleceğimiz açısından önem arz edilir. Biz ile herhangi bir hükümetin ideolojik grubu veyahut da bir kişinin ihtiyacı için kurulmadık. Şahsım adına kimse adım olmadık. Yürüdüm, yolu inandım ve yürüdüm. İyi Parti'nin tek sahibi bilinsin ki Yüce Türk'tür. Benim için ilçenin tavsiyeyi temsil etmek ayrım yapmadan Hilal Başkanı'nın Meral Akşener hanımefendinin ilkeli dürüst anlayışı doğrultusunda yol almaktır. Temsil ve vekalet güvenilirlik gerektirir. Meral Akşener hanımefendinin ilkeli dürüst anlayışında yolumuzu ilerlemek devam edeceğiz. Herkesin küçük hesaplar peşine düştüğü günlerde Anadolu'yu karış karış gezerek milletiyle kucaklaşan bir liderle yol yürümek ancak iyi ve cesur insanların gayret olabileceği bir durumdur. Daha büyük başarılarımıza adım atmak için Cenab-ı Allah'tan niyazdır. Değerli dava arkadaşlarım, ant olsun ki bizler atasını, tarihini, değerini unutanlardan olmayacağız. Yolundan, amacından, cayanlardan olmayacağız. Yalandan, kirpandan, yalandan, bilet umandan,
yana hiç olmayacağız. Milletle memleket aşk ilişkileri kutluyorlar. Yorulmadan, yılmadan, sonuna kadar yüreğimiz söz veririz. Ne mutlu, Türk'üm diye. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Mevcut Başkan Güven Kılıç, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.